Sokullu Mehmet Paşa Camii, Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri. Hacerül Esved'in taşlarıyla örtülü tek cami. 1571 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından eşi ve aynı zamanda 2. Selim'in kızı Esmehan Sultan'a ithafen yaptırılmıştır. Yapıldığı günden beri deprem, yangın gibi hiçbir doğal afetten zarar görmeden her dönem ibadete açık biçimde günümüze gelmeyi başarmış. Ancak biraz arka sokakta kaldığı için gözlerden kaçıyor ve hak ettiğinin çok altında bir ilgi görüyor. Osmanlı döneminin en özgün külliye mimarisi örneklerinden olan yapı, Hacerül Esved'in taşlarıyla örülü tek cami olma özelliğine de sahip. Kabe-i Muazzama'da bulunan Hacerül Esved muhafazaya alınırken, çevresinden kopan 10 santim büyüklüğündeki parçalar caminin inşaatı sırasında getirilmiş ve caminin giriş kapısının üzerinde, mihrabın üst orta kısmında, minber giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinde olmak üzere 4 ayrı noktaya altın çerçeveyle gömülmüş. Edirne'deki Selimiye Camii'nin daha küçültülmüş bir modeli olan caminin iç kısmı kare şeklindedir. Üzerine örten büyük, mimari açıdan çok ilginç, tek şerefeli bir minaresi vardır ve pencerelerindeki ahşap işçiliği çok dikkat çekicidir. Mermer minberi ise türünün en güzel örneklerindendir. Dış avlusu olmayan caminin iç avlusuna kuzey kapısından merdivenlerle giriliyor. Merdivenlere atılan ilk adımda bu sevimli caminin sıcak ve davetkar görünümü insanı büyülüyor. Küçük avlunun üç tarafı revaklar ve üzerleri kubbeli 16 medrese odasıyla kuşatılmış. Bugün bu odalar Kur'an kursu olarak işlevini sürdürüyor. Tek minareli küçük bir cami olmasına rağmen Mimar Sinan'ın ustalık dönemine geldiği için yapının her yerinde bir özen göze çarpıyor. Revakları kubbeye bağlayan kemerler önemli bir mimari tarzı simgeliyor. Merdivenli girişin üzerindeki dershane, avlunun ortasındaki sütun ve mermer şebekeleri, sanatkârane işlenmiş kubbeli şadırvan, avluya değişik bir hava veriyor. Mimar Sinan bu camide klasik devir altıgen planını tekrar fakat daha da üretken bir biçimde uygulamış. Altı ayak üstünde yükselen kasnağa oturmuş merkezi kubbe ana mekanı kaplıyor. Büyük kubbenin iki yanında ikişer kubbeyle örtülmüş ve bayanlara ayrılmış bölümler bulunuyor. Cami içerisindeki benzersiz özelliklere sahip çiniler, diğer hiçbir camide görülmeyen biçimde mermer mihraptan tavana kadar olan bölümde, minber külahının üzerinde, pencere alınlıklarında ve kubbe kemerlerinde kullanılmış. Süslemede çini bolca kullanılmış ama bu kullanım mimariyi ezecek boyuta ulaşmamış. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nde akustik keşfinde nargileden faydalandığı bilinen bir konudur. Tasarım etabında akustiğe büyük önem veren, detaylı hesap ve planlama sonucu oluşan tasarımı uygulayan büyük mimar, bu camideki akustik meselesini de boş küplerle çözmüş. Kubbe kasnağı üzerinde bulunan oyukların içine küpleri gömmüş. Mekan içindeki tüm sesi bu küplerle kubbede toplamış. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce cami bir onarımdan geçirilmiş ancak savaş nedeniyle onarıma ara verilerek cami uzun yıllar harabe halinde kalmıştır. Cami ancak 1938'e doğru yapılan büyük çaplı bir onarımla
1941'de tekrar ibadete açılmıştır. Kapılardan birinin üstünde bulunan caminin esas kitabesi kırıldığı için yine 1941'de eski kalıbına göre Kamil Aktik tarafından yeniden yazılmıştır.